Medyaskop özelliğinden herkese merhaba. TÜİK 2020 yılına ait güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2020 yılında 450 bini aşkın çocuk suça karıştı. 180 bini aşkın çocuk ise cinsel istismar mağduriyeti yaşadı. Biz de bugün hem TÜİK verilerini hem çocukların suça karışmasının ardındaki etkenleri ve güvenlik birimine getirilen veya gelen çocukların sonrasında yaşadıkları süreci İstanbul Barosu Çocuk Hakları Kurulu üyesi Avukat Fırat Çiçek ile birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz Fırat Bey. Hoş bulduk. Merhabalar Zelal Hanım. Nasılsınız? Günaydın bu arada. Teşekkürler. Günaydın. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biraz sıcak burası, öyle diyeyim. Evet, hava her yerde maalesef sıcak. Şimdi hemen TÜİK'in açıkladığı verilerle başlayalım istiyorum Fırat Bey. TÜİK bu sene 2020 yılına ait suça karışan çocukların oranını açıkladı ve 450 bini aşkın çocuk suça karıştığı görüldü. Bu çocukların 18.375'i cinsel mağduriyet yaşadıkları gerekçesiyle güvenlik birimine getirildi veya geldi, başvurdu. İlk önce TÜİK verilerini sizden değerlendirmenizi rica edeceğim. TÜİK bu sene 2020 yılına ait açıkladığı verilerden çok daha fazlası muhtemelen. Hani tamamen veriler karşılıyor mu? Türkiye'de çocukların hani 450 bini aşkın çocuk mu sadece suça karıştı yoksa bunun üstü bir rakam mı var? İlk önce bunları değerlendirmenizi rica edeceğim. Öncelikle zaten Türkiye'nin açıklamış olduğu veriler sadece adli sistemde soruşturma aşamasına ilişkin verilerdir. Yani mahkeme aşamasında veyahut da sürecin devamına ilişkin herhangi bir sayı yok burada. Yani karakol veyahut da jandarma karakoluna gelmiş çocuklara ilişkin bir veriden bahsediyoruz. Bu düşünce zaten güvenlik birimlerinden. Bu sebepten dolayı yani bu rapordan mahkeme veyahut da kovuşturma aşamasına, yargılama aşamasına ilişkin bir sayı bulamıyoruz. Yani bu sebepten dolayı aslında raporun eksik olduğunu düşünüyoruz biz. Yani bu raporun tam kapsamlı bir şekilde hem soruşturma hem kovuşturma aşamasına ilişkin bir rapor olması gerektiği kanaatindeyiz. Keza Adalet Bakanlığı her sene yayınladığı adli sicil raporunda bundan bahsediyor. Hem soruşturma hem kovuşturmadan bahsediyor ama bu raporu 2018'de yayınladı, 2019'da da yayınladı ve 2020'de pandemi sürecinde özellikle pandemi sürecinde hiçbir rapor yayınlamadı Adalet Bakanlığı. TÜİK 2020'ye ilişkin yayınladı. Burada da tabii ki eksik bir rapor olduğunu düşünüyoruz. Fakat sayılara baktığınız zaman en büyük göze çarpan durum aslında yaşanan azalma. Yani 2019 ile 2020 arasındaki azalmadan bahsediyoruz. Özellikle yani mağdur sayısında %27 azalma. Raporda buradan bahsetmiyor zaten. Mağdurdaki azalmadan bahsetmiyor. SSC'de de yani suça sürüklenen çocuklarda ise %32 bir azalmadan bahsediyor. Peki bu azalmanın sebebi nedir? Buna bakmak gerekiyor. Yani bizim aslında veri raporu veyahut da raporun açıklanma amacı şudur. Yani bir politika üretmedir. Özellikle kamu otoritesinin bu konuda politika üretmesidir. Hatta bu noktada yani adli kolluğun gerekli tedbirleri alması, hatta bazı raporlarda Adalet Bakanlığı'nın bazı raporlarında şehir şehir, il il ve semt semt raporlar yayınlanıyor. Yani bu raporun yayınlanma amacı şudur aslında o ilde diyelim ki suça sürüklenen çocukların uyuşturucuya yönelme sayısı artmışsa orada tedbirler artırılır. Verinin amacı bu aslında. Fakat 2019'dan sonra bu veri konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle 2019'da Adalet Bakanlığı açıklamış olduğu veri de hiçbir şekilde suç tipine yönelik bir veri açıklamadı. Yani siz çocuğun cinsel istismarına ilişkin Adalet Bakanlığı'nın raporunda bir sayıya ulaşamazsınız. Türkiye'de buna aslında böyle bir sorun var. Yani evet her ne kadar mağdur çocuk sayısından veyahut da suç işleyen çocuk sayısından bahsediyoruz ama tam kapsamlı bir şekilde suça ilişkin, suç tipine ilişkin bir rapordan bahsetmiyoruz. Yani bu noktada TÜİK'in verisinin eksik olduğunu düşünüyorum ben. Peki sizin söylediklerinizden yola çıkarak suça güvenlik birimine bildirilen çocukların daha sonrasında takibin yapılmadığını, aslında bu çocukların hayatı tekrar geri kazanmak, iyileştirme çalışmalarının yapılmadığını ve bölgesel olarak sizin de söylediğiniz gibi bazı bölgelerde uyuşturucu alım satım kullanma oranı yüksek, bazı bölgelerde aile içi şiddete maruz kalan mağduriyet yaşayan çocukların oranı yüksek. Bunların bölge bölge herhangi bir çalıştırma yapılmadığını söyleyebilir miyiz Türkiye özelinde? Kesinlikle, kesinlikle. Tabii ki yani bu konuda dediğimiz gibi mesela şöyle düşünün. İstanbul Sözleşmesi'ni ele alalım. İstanbul Sözleşmesi'nin aslında İstanbul Sözleşmesi yapan en önemli faktörlerden biri veri. İstanbul Sözleşmesi'nde aslında şunu söylüyor. Diyor ki yani bugüne kadar hiçbir insan hakları sözleşmesinde böyle bir hüküm yoktu. Veri çalışması yapılmasına yönelik devlete, taraf devlete bir yükümlülük yüklüyor. Yani şunu bilmek gerekiyor aslında. İnsan hakları alanında veri çalışması ve veri raporlaması çok çok önemli. Bu kez kadın hakları alanında olduğu gibi çocuk hakları alanında da net bir şekilde görüyoruz.
Evet, TÜİK arada geçen sene yine pandemi sürecinde işçi çocuklara yönelik bir rapor hazırladı. Evet, TÜİK böyle raporlar hazırlıyor ama bizim asıl beklediğimiz rapor Adalet Bakanlığı'ndan gelecek rapordu. O raporda ki 2019'daki gibi değil, 2019'dan önceki raporlarda genelde şu vardı. Çocuğun cinsel istismarında işte mahkumiyet oranı, beraat oranı, bu konudaki sayı, mağdur çocuk sayısı, mağdur çocuğun yaşı, cinsiyeti tamamına yönelik bir durum söz konusuydu. Fakat diyelim ki TÜİK'in elimizdeki verilerinde siz cinsel istismar suçunda, çocuğun cinsel istismar suçunda cinsiyet ayrımını görebiliyor musunuz? Hayır. Göremiyoruz. Yani bulamıyoruz. Ya bu sebepten dolayı çok eksik bir rapor olduğunu düşünüyoruz. Yani yüzeysel bir rapor olduğunu düşünüyoruz. Kısmen bana sorarsanız kişisel fikrim Adalet Bakanlığı'nın yayınlamamış olduğu raporuna yönelik algıyı kapatmaya yönelik bir rapor olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Peki bir iki 2020 yılı... Buyurun. buyurun buyurun. Yani Devam şunu söylüyor. edin. 2020 yılı, 2020 yılında biz rapor yayınlamadık. Hayır, rapor yayınladık. TÜİK, buyurun, TÜİK'in raporu var bu konuda diye bir söylemle karşılaşabilme ihtimalimiz çok yüksek. Neden 2020 çok önemli diye sorduğunuz zaman aslında şu sebepten dolayı. Yani 2020'yi diğer yıllardan ayıran özellik ne? Pandemi. Yani 100 yılda bir gelen bir durumla, bir olayla karşı karşıya kalmışız. Hatta bundan sonra yani bilim insanları şunu söyleyeceğiz. Yani insan tarihi için aslında öncesi ve sonrası diyebileceğimiz bir olay. Aslında bu çocuk hakları konusunda öncesi ve sonrası diyebileceğimiz bir olay. Yani bu noktada aslında aile içi şiddet, aile içi istismar durumlarının sayısına ulaşabileceğimiz bir dönemken ve bu dönemi kendi lehimize çevirecekken hiçbir şekilde veri açıklanmaması açıkçası yani kabul edilemez olarak görüyorum ben Adalet Bakanlığı'nın bu konuda raporu açıklamaması. Adalet Bakanlığı 2019'dan önce bu konuya ilişkin yani rapor veriler açıkladığını söylediniz. 2019'da da açıklamış. 2020'de açıklama nedenini sizce sizin gördüğünüz, öngördüğünüz kadarıyla neden açıklamadı Adalet Bakanlığı bu raporu? Ya ben şunu yani bir şeyle başladı. Zaten şimdi sanırım 3. yargı paketinden önce başlamıştı bu süreç. Yani hatta kendi sitesinde sildi bunu açıkçası 2019'da. Yani diyelim ki müstehcenlik suçu. Bu konuda herhangi bir sayı ulaşamıyorsunuz. Veya reşit olmayan da cinsel ilişki suçu veya çocuğun cinsel istismar suçu. Bu konuda herhangi bir sayı ulaşamıyorsunuz. Mağdur çocuk sayısına da ulaşamıyorsunuz. Yani kendi sitesinden dahi kaldırdı Adalet Bakanlığı bu durumu. Ben bunun bir silsile olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani belki o süreçten başlayan ve İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına kadar süren bir süreçten. Bununla beraber çocuk istismarında af tasarısına kadar gelen bir süreç. Yani bu aslında 2016'dan beri gelen ve süre gelen bir şey. Bu bir aslında sebep sonuç ilişkisi diye düşünüyorum ben. Yani sürecin belki de başlangıcıydı. Ve bu noktada bakanlığın veri açıklaması demek aslında kamu otoritesinin bu konuda bir sorumluluğu olduğu ve bu konuda bir çalışma yapması gerekli. Yani bu çalışma yapmamaya yönelik bir rapor açıklamamız durumu olduğunu söyleyebiliriz yani. Çünkü böyle bir rapor açıkladığınız zaman istismarda %100'ün üzerinde bir artış oluyorsa yani toplum bu konuda tepki gösterecek. Yani bu tepkileri en aza indirmek için de rapor açıklamamış da olabilir. Çünkü biz 2019 yılında İstanbul Barosu olarak bir rapor açıkladık. 2014'ten 2019 yılına kadar %100'ün üzerinde bir artış olmuş. Ki bu görünmeyen tarafı. Yani bu sadece İstanbul Barosu'nun baronun atamış olduğu avukat sayısından biz yola çıkarak. Yani düşünün Adalet Bakanlığı kendi sisteminde değil. Bizdeki raporda %100'ün üzerinde bir artış gözüküyor. Yani bu konuda kamu otoritesi, Adalet Bakanlığı veya devlet, hükümet diyelim ki rapor açıkladığı zaman bu konuya ilişkin, bu soruna ilişkin tedbiri uygulamaya yönelik bir adım atması gerekiyor veriden sonra. O zaman TÜİK'in açıkladığı 2019 yılına göre suça karışan çocuk oranı azaldı. Kendi raporunda bunu belirtmişti. %11,7 değil, pardon. Evet. Azaldığını söylemişti. Bunun gerçekliği nedir? 11,8'i ya 2019 yılına oranla 11,8 azaldı diyor Aslında TÜİK. şöyle diyor yani TÜİK'in raporunda şunu söylüyor. Yani genel çocuk sayısından bahsediyor. Yani 450 binden işte önceki yıldan kalan sayının mesela %37'nin mağdur olduğunu söylüyor. Aslında burada genel bir çocuk sayısından bir güç olduğunu söylüyor ama şöyle bir şey var. Yani raporun içerisinde belirtmemiş. Yani mağdur ve SSC'deki azalışı belirtmemiş raporda. Yani oradaki %10 oranı yok. Ayrıştırmamış, evet. Ayrıştırmamış. Doğru. Yani onu ben dün akşam baktım. Mağdur sayısında %27, SSC sayısında %32. Bakın bunun azalmasının sebebi, en net sebebi birincisi kapanma. Pandemiden dolayı alınan kapanma tedbirleri. Yani çocuklar hapsedildi. 20 yaş altı çocuklara yönelik bir sokağa çıkma yasağı vardı. Ya ben evet adli kollukla da görüştüğüm zaman, bu konudaki bakanlıkla da görüştüğüm zaman evet azalma olduğunu söylüyorlar. Ama bu azalma yani
çocuklara yönelik tedbirlerin artmasından veya da çocuk hak odaklı bir sürecin yürütülmesinden dolayı değil. Tamamen çocuklara yönelik 20 yaş altı kapanma ve sokağa çıkma yasağından kaynaklı olarak. Yani çocuk sosyal alanda bulunmadığı için belki de suç işleyemiyor. Bununla beraber mağdur sayısının düşme sebebi, özellikle mağdur çocuk sayısının düşme sebebi korunma mekanizmalarına erişememesinden kaynaklı. Buna PDR hocası diyebilirsiniz. Özellikle istismar dosyalarında PDR hocası diyebilirsiniz. Veyahut da diyelim ki dışarıda bir adli kolluğa erişim diyebilirsiniz. Fakat çocuk aile içerisinde hiçbir şekilde şunu anladık, koruma mekanizmalarına erişemiyor. Fakat biz verilerden bunu çıkartabiliyor muyuz? TÜİK Hayır. verilerinden? Hayır, hiçbir şekilde çıkartamıyoruz. Ve TÜİK'in aslında ki en büyük eksikliği de bu. Yani raporun en büyük eksikliği de bu. Kapanmadan öncesi ve sonrası yapması lazım. Şimdi ilk kapanma ne zaman oldu 20 yaş altına yönelik sokağa çıkma yasağı? 11 Mart 2020. 11 Mart 2020 ile diyelim ki 11 Nisan 2020 arasında bir aylık bir süreç var. Geçen seneyi karşılaştırılarak bir rapor çıkarılması gerekiyordu. Yüzde kaç oranında bir mağduriyet durumu var? Yüzde kaç oranında düşme olmuş? Veyahut da artış olmuş mu? Pandemi sürecinin etkisi nedir? Buna bakması gerekiyor. Ve biz bunu yaptık aslında İstanbul Barosu olarak. İstanbul Barosu olarak yaptığımız raporda kapanma sürecinde bir önceki yıla göre %60 bir düşüş olmuş. %60. Özellikle istismar dosyalarında. %61 civarında bir şey net bir şekilde söyleyebiliriz aslında. Yani bu şu anlama geliyor. Aile içi istismar durumunda veyahut da bir çocuk istismar durumunda çocuğun aslında korunma mekanizmalarına erişimi zorlaştı pandemi sürecinde. Bu nedenle de aslında bu verilere yansımadı. Kaç Hiçbir çocuk şekilde aynı mağdur kesinlikle ya. edildi, kaç çocuk istismara uğradı. Peki, Aynen öyle. Ye buyurun. yani şöyle ki, yani biz bu azalmayı gördük. Diyelim ki kamu otoritesi böyle bir azalma gördü. Bir Adalet Bakanlığı diyelim ki pandemi sürecine ilişkin bir rapor yayınladı. Öncesi ve sonrası yaptı. Evet, pandemi sürecinde dedi ki çocuk istismarında %60 bir azalma oldu. Burada uzmanlar şunu söyleyecek. Diyecek ki evet, çocuğun koruma mekanizmalarına, şikayet mekanizmalarının erişimi zorlaştı pandemi sürecinde. O zaman devlet olarak, kamu otoritesi olarak ne yapmamız gerekiyor? Bu erişimi sağlayabilecek mekanizmayı oluşturmamız lazım. Belki de bir çocuk istismar veya da çocuk imdat hattı. Çocuğun doğrudan erişebileceği. Çünkü PDR hocasıyla veyahut da diyelim ki adli kollukla birebir şikayette bulunamıyor. Zaten en büyük etken burada okul faktörü. İzin faktörü. Yani çocuk okula gitmediği zaman aslında istismar da ortaya çıkmıyor. Yani istismarın ortaya çıkma mekanizmasının ilk başladığı yer okuldur. Yani %60-70 burada çıkıyor. Ve çocuğu okuldan uzaklaştırdığınız zaman şikayet mekanizmasını da elinden almış oluyorsunuz. Yani pandemi sürecinde devletin, kamu otoritesinin aslında bunu yapması gerekiyordu. Koruma mekanizmalarını çocuğa yönelik daha kolaylaştırıcı ve çocuğun doğrudan başvurabileceği bir mekanizmanın olması gerekiyor. Veri de bu açıdan önemli aslında. Bu olmadığı için de aslında bu verilerin de tam olarak gerçeği yansıtmadığını söyleyebiliriz. Peki Fırat Bey, Kesinlikle. şimdi TÜİK açıkladığı verilere göre takibi gerektiren olayları, istatistiklerini açıklamış. Güvenlik birimine başvurduktan sonra bu çocukların daha sonrasında yaşadığı yasal süreci ben sizden dinlemek istiyorum. Bir de takibi gerektiren olaylar ne kadar takip ediliyor? Takibi ne kadar yapılıyor? Şimdi suça karışan bir çocuk suça karıştı, hafif bir suçtu, tutuklanma, gözaltı olmadı, daha sonra takip edilmesi gerekti. Bu süreç nasıl işliyor yasal olarak? Ya da Ya şöyle Türkiye söyleyeyim. bunun için neler yapıyor? Yani şöyle, evet, takibi gerektiren olaylar diye bir tabir getirilmiş buraya. Şuna bakmak gerekiyor. Evet, dediğim gibi, yani konuşmanın başında belirttiğim gibi, bu rapor tam sadece adli sürecin soruşturma aşamasına ilişkin. Yani kovuşturma aşamasına ilişkin değil. Soruşturma aşamasında tabii ki takibi gerektiren durumlarda, diyelim ki çocuk mağdur veyahut da mağdur olduğu zaman bu konuda çocuğa yönelik bir tedbir alınması gerekiyor. Diyelim ki istismar mağduru bir çocuğu veya da aile içi şiddetten gelen bir durum söz konusu. Yani diyelim ki annenin baba hakkında bir uzaklaştırma kararı var. Burada çocuk askıda ve çocuk hakkında da aslında bir uzaklaştırma kararı alınması lazım. Yani bir erkek şiddetine tanıklık eden baba dahi olsa çocuğun burada bir şiddet mağduru olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu konuda da aslında çocuk hakkında bir uzaklaştırma kararı alınması gerekiyor. İşte burada bir sorun yaşıyoruz. Neden diye sorun yaşadığımızı sorarsanız, evet, kadın hakkında uzaklaştırma kararı alınıyorken burada çocuk hakkında uzaklaştırma kararı alınmıyor. Yani takibi gerektiren bir durum söz konusuyken böyle bir durum ortaya çıkmıyor. Keza raporda buna da ulaşamıyoruz. Yani kaç çocuk hakkında bir 6.384 gereğince kişisel ilişkinin kaldırılması,
babayla olan veyahut da başka bir erkekle olan uzaklaşma kararı, bunu da göremiyoruz aslında raporda. Bu noktada takibi gerektiren olaylarda da çocuk konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını söyleyemiyoruz. Yani ya o dosyanın basına yansıması lazım, ya da ciddi bir şekilde bir baronun veyahut da bir kurumun net bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Yani adli Anladım. kolluğun özellikle soruşturma aşamasında takibi gerektiren olaylarda çocuğa yönelik bir tedbiri söz konusu değil. Herhangi bir iyileştirme süreci de sağlanmıyor anladığım Hayır, kadarıyla. yani bakanlık üzerinden yürütülür zaten bu süreç. Ama orası da bakanlık konusunda zaten ciddi soru işaretleri de var diye söyleyebilirim ben size. Yani orası da bizim açımızdan biraz böyle karanlık bölge diyebilirim. Şimdi TÜİK'in verilerinde 14 bin aşkın çocuğun suça sürüklendiğini, bu çocukların %31,4'ünün yaralanma, %35'in hırsızlık, %5'in uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlara karıştığını ortaya koydu. Bunların arasındaki etkenler, birinci etkenler nelerdir? Siz çalışmalarınızda ne söyleyebilirsiniz bu konuyla ilgili? Ya şöyle ki, evet yani şunu Adalet Bakanlığı şunu yapıyor. Yani il bazında ve ilçe bazında yaptığını görmedim ama il bazında genelde yapar. İl bazında diyelim ki İstanbul'da suça sürüklenen çocukları veya çocukların en çok işlediği suç oranı veyahut da sürüklendiği suç oranı diyelim, yaralama. Bunu il bazında yapıyor ama yani burada çok böyle çözüm üretebilecek bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Bir rapor olduğunu, bir veri olduğunu düşünmüyorum. Yani İstanbul ili kapsamında ilçe üzerinden bir durum yapması lazım. Keza yapılan raporlarda şunu fark ediyorsunuz. İl il, mahalle mahalle yapılan raporlarda diyelim ki belli mahallelerde, belli semtlerde belli suç tipleri işlenir. Özellikle çocuklarda bunu görürsünüz. Yani tabii ki hamasi olarak veriyorum. Diyelim ki Fatih ilçesinde genelde çocuklar uyuşturucu suçuna yönelir veya suçu sürüklenir. Esenyurt bölgesinde genelde yağma suçuna sürüklenir. Yani burada aslında anladığımız şu var aslında. Yani birazcık böyle nasıl daha teknik ve daha teorik bir şeyden geliyor aslında bu durum. Yani çocuğun da suç işlemi veya suça sürüklenme durumu tamamen bilimsel ve bu konuda aslında suç teorisi ve kriminolojiden faydalanmamız lazım. Hatta sosyolojiden yararlanmamız gerekiyor. Çok teorik bir şeyden bahsediyoruz. Yani bunu bu suç kavramıyla açıklamıyoruz aslında. Sosyolojik bir kavramla açıklamamız gerekiyor. Sosyoloji bilimiyle açıklamamız gerekiyor. Neden diye sorarsanız, çünkü suç teorisinde ve sosyolojide şöyle bir durum var. Öğrenme teorisi vardır. Yani çocuk mahallede gördüğü, örnek olarak, ekol olarak, model olarak aldığı abisinin işlediği suç tipinin aynısını birebir işliyor. Yani o bölgede, o semtte işlenen suç tipinin benzerini çocuk da işliyor. Ve burada öğrenme teorisini görüyoruz. Kısmen aslında burada böyle suç, çocuktan sorumluluğu atan ve çocuğun sorumluluğunu ortadan kaldıran bir durumdan da bahsediyor da olabiliriz. Biz keza bu sebepten dolayı çocuğu suç iten sebeplerden birinin de aslında öğrenme teorisi ve sosyolojik faktör ve o anki şartları olduğundan dolayı yani bunun da etkin olarak kullanılması gerektiğini söylüyoruz. Ve burada da aslında dediğim gibi yani sosyolojik faktörlerin bu suç tipini işleme konusunda etkili olduğunu söyleyebilirim ben. Peki bunlarla alakalı bir iyileştirme çalışması ya da herhangi bir çalışma var mı Türkiye'de bakanlığın yaptığı ya da kurumların yaptığı bir çalışma? Genelde şöyle bir şey olur. Yani kamunun yaptığı kaymakamlık koordinasyon toplantıları olur. Yani 2 ayda bir olur veyahut da 1 ayda bir. Bazı kaymakamlıklar bunu prosedür gereği. Çünkü bu bir zorunluluk. Çocuk Koruma Kanunu'nun 2012-2005 yılında getirildiği zaman kaymakamlıklara bu koordinasyon toplantıları yapın diye bir madde eklendi. Bu önemli bir madde. Yani bu aslında şu demek aslında il bazında çocuklarla çocuk alanında çalışan kurumların, resmi kurumların bir koordinasyonundan bahsediyoruz. Ve bu koordinasyon toplantısında evet bu veriler dikkate alınır. Adalet Bakanlığı'nın diyelim ki Gazi Osman Paşa ilçesine ait hazırlamış olduğu veri toplantıda konuşulur. Diyelim ki uyuşturucu suçuna yönelik veya da dilencilik suçuna yönelik çok fazla bir artış varsa bu konuda kaymakamlık koordinasyon toplantısında bu durumu dile getirir ve bu konuda çözüm üretmesi gerekiyor. Fakat bak, yani dışarıdan anlatıldığı kadar ne kadar faydalı ve ne kadar çocuk hak odaklı bir toplantıdan bahsediyoruz. Düşünsenize bir ilde tüm kurumlar işte her ay toplanıyor ve çocuk haklarına ilişkin bir koordinasyon toplantısı yapıyor. Düşün Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı'ndan bir temsilci geliyor, Emniyet Müdürlüğü'nden bir temsilci geliyor ve bunlar üst düzeyde temsilciler. Ve bu konuda yetki ve politika üretebilecek temsilciler dışarıdan bakıldığı zaman çok güzel bir örnek gibi gözüküyor. Ama o toplantılar prosedür usulü yapılıyor. Yani böyle açıkçası yani sadece imza atılması için yapılıyor. Yani bunların Formalite etkin ve gibi. aktif
Kesinlikle formalite icabı. Yani bu konuda bir denetim olduğu zaman diyelim ki İçişleri Bakanlığı'ndan veya da Adalet Bakanlığı'ndan evet biz koordinasyon toplantılarını yaptık demesi lazım. Fakat koordinasyon toplantının amacı zaten bu. Verileri çözüm üretmek. Özellikle ilçe ilçe yapılan verilere çözüm üretilmek. Yani düşünsenize ilçenin kaymakamısınız ve Adalet Bakanlığı Gazi Osman Paşa ilçesine ilişkin demiş ki uyuşturucu suçuna yönelik çocuklarda ciddi bir artış var. Bu konuda müdahale etmesi gerekiyor kaymakamın. Ve bu müdahaleyi tabii ki koordinasyon toplantısında dile getirmesi ve politika üretmesi gerekiyorken tamamen imza atılmasına yönelik bir toplantı haline geldi. Teşekkür ederim. Şimdi son olarak bir toparlama rica edeceğim. Çocuklarla ilgili sizin de İstanbul Barış Çocuk Hakları Kurulu olarak sizin önerileriniz neler? Çocukların korunmasına yönelik, çocuk haklarının sağlanmasına yönelik, çocuk mağduriyetlerinin, istismarlarının ortadan kalkmasına yönelik ne gibi önlemlerin alınması gerekiyor? İstanbul Barosu Çocuk Hakları Kurulu bununla ilgili neler söyleyebilir? Aslında şunu söylemek gerekiyor. Yani bunu en başından beri söylüyoruz. Yani öncelikle olarak bir inisiyatifin olması gerekiyor. Yani bu konuda devlet ve sivil toplum örgütü, sivil toplum arasında ciddi bir bağın olması gerektiğini söylüyoruz. Bu arada yani mesela tekrar İstanbul Sözleşmesi'nden bahsedeceğim. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin yine diğer sözleşmelerden aslında ayıran en büyük özelliklerinden biri yine bu zaten. Bir koordinasyon, sivil toplumun aktif olması gerektiğini söylüyor taraf devletine. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni bu sebepten dolayı ben çok önemsiyorum. Yani diğer sözleşmelerde ayıran birçok özelliği var. Veri toplanması, sivil toplum örgütü, aynı şekilde davaların izlenmesi, raporlanması. Bunlar yani mesela Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde böyle durumlar söz konusu değil. Yok yani. Ve o sözleşme 89 yılında imzalanmış bir sözleşme. Yani bu sebepten dolayı yani bana sorarsan benim burada biraz model olarak alabileceğim aslında bu. Yani taraf devletinin veya da devletin bu konuda sivil toplumdan, barolarla bir inisiyatif oluşturabilecek şekilde bir komisyon kurması gerekiyor. Veyahut da bunun sürekli iletişim halinde olması gerekiyor. Yani diyelim ki çocuklarla ilişkin bir diyelim ki çocuğun cinsel istismar suçuna yönelik tutuklamaya yönelik bir durumda somut delilin kullanılıp kullanılmaması ve bu konudaki tartışmalarda barolara gelmesi gerekiyor. Yani siz bu alanda çalışan hukukçular olarak ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şart getirelim mi, getirmeyelim mi gibisinden bir inisiyatifin olması gerektiği kanaatindeyim ve bu konuda ciddi eksiklikler var. Yani hiçbir şekilde zaten bize sormadan, sivil topluma sormadan çok rahat bir şekilde kanun tasarısı çıkartıp ve bunu meclisten yasalaştırabiliyorlar. Bu konuda ciddi bir sıkıntı var açıkçası. Yani bir hukukçular olarak eksikliğimiz bu. Çok Ve teşekkür tabii ederim Fırat Bey, değerli bir bilgileriniz için, söyledikleriniz için. Çok ne demek teşekkürler. Zeli Hanım? Ben çok teşekkür ederim. Bu arada yani buradan eğer ki bu konudaki çağrım şu olacak. Adalet Bakanlığı'nın en azından pandemi sürecine ilişkin veri çalışmasının, veri raporunun açıklaması gerekiyor. Umarım en kısa sürede Pandemi açıklar. süreci için. Çünkü bu çocukların aslında mağduriyetlerinin giderilmesi için de çok önemli bir adım olacak. Umarım en kısa zamanda açıklar diyorum. Ben de çok teşekkür ederim Kesinlikle. tekrardan. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. İyi günler. Teşekkürler, iyi günler. Evet, Medyascope özel yayınında İstanbul Barosu Çocuk Hakları Kurulu üyesi Avukat Fırat Çiçek ile birlikte TÜİK'in 2020 yılına ait güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistikler raporunu değerlendirdik. İyi günler. Burası 3 gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatlerinden itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale edilemiyor ama yöre halkı ve orman muhafızları, itfaiyecilere destek oluyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Havadan destek istiyoruz. Yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.